Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Belediye başkan adaylarını açıklayan İyi Parti aralarında biri büyükşehir, üçü il olmak üzere 112 ismi daha duyurdu. Bursa'da da 5 ilçe başkan adayını duyurdu. Orhan Gazi'de İsmail Yılmaz, Orhaneli'de İsmail Asa, İnegöl'de Hakan Özdemir, Büyük Orhan'da Kamil Mehmet Acaroğlu, Yenişehir'de Ercan Özel ve Mustafa Kemal Paşa'da Şükrü Erdem. İyi Parti Bursa'da bu 5 ilçedeki belediye başkan adaylarını açıkladı. İyi Parti aralarında biri büyükşehir, üçü il olmak üzere 112 ismi daha duyurmuş oldu. Partinin büyükşehir belediye başkan adayı ise Samsun'dan Hayati Tekin. İyi Parti Adıyaman'da Abdülkadir Kırmızı, Kütahya'da Aynur Sezer, Yozgat'ta ise Metin Özışık'ı aday gösterdi. Bursa'da bir genç çifte saldıran 5 kişi gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. O 5 kişi hakkında tekrar yakalama kararı çıktı. Bu görüntülerdeki saldırganlar dün serbest kalmışlardı. Tekrar gözaltı kararı çıktı. Olay Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde meydana geldi. Alışveriş yaparken 2 kişinin sözlü tacizini erkek arkadaşına bildiren kız ve sonrasında devreye giren arkadaşı 5 kişiyi karşılarında bulmuş ve saldırıya uğramışlardı. Oturdukları kafede adeta basılan çift hastanelik edildi. 5 kişi genç adamın kemiklerini kırdı, sevgilisini korumaya çalışan genç kız da yaralandı. Saldırgan 5 kişiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden gözaltı kararı verildi. Şahıslardan 3'ü yeniden gözaltına alınırken diğerlerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Adana'da bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşinin iş yerini benzin döküp yaktı. Kocasının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. 28 yaşındaki Nurşen B. eşi yokken geldiği iş yerinde az kalsın faciaya yol açıyordu. Genç kadın bidon içerisinde getirdiği benzini yere dökerek iş yerini ateşe verip kaçtı. Neyse ki işçiler kısa sürede fark ettikleri alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Arkam dönüktü, bir evrak çıkarıyordum çantadan. O arada bir anda alevlerin yükseldiğini gördüm. Çantayla birlikte hatta koştum buradan. Nurşen Hanım'ı gördüm, arabasına bindi o arada. Bir anda hızla gitti. Sonra ben polisleri, Sefa Bey falan aradım. O şekilde zaten arkadaşlar söndürdü o arada. İş yeri sahibi Sefa Bey ise şoktaydı. Böyle bir şey, şu olay çok taze, bir şey demem. Böyle bir şeye tenezzül etmesi... Ne olduğunu bilmediğim için şimdi, niye yaptığını da bilmediğim için. Şaşırdınız mı peki duyunca? Çalışanların da canını tehlikeye atan boşanmak üzere olduğu eşinden şikayetçi olmadı. Kim yaptı? Hanım. Eşiniz mi? Evet. Neden yapmış? Ne? Biz de bilmiyoruz valla işte. Öğrenmeye çalışıyoruz. Halen evli misiniz? Boşanma aşamasındayız. O yüzden mi yapmış? Herhalde? Evet. Eşiyle 9 yıl önce evlenen ve bu beraberlikten 3 çocukları olduğunu belirten Nurşen Şeh ise polis merkezindeki ifadesinde eşinden boşanmak istediğini ancak Sefa Bey'in kendisine mal varlığından pay vermemek için ayrılmayı kabul etmediğini, aralarında bu yüzden sıkıntı olduğunu ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Genç kadın eşinin kendisinden şikayetçi olmaması üzerine serbest kaldı. Eskişehir'de 5 aylık hamile kadın kocası tarafından dövülerek hastanelik oldu. Eskişehir'de bir kadın yaklaşık 7 yıldır evli kocası tarafından öldüresiye dövüldü. Hastanelik olan genç kadının ablaları olayın geçmişinin de çok kötü olduğunu, kadın ve çocuklarının büyük acılar çektiklerini söyledi. Bu yaşanılan olay ilk değil yani. Bu son da bulmayacak. Benim kız kardeşim halen şikayetçi değil. Bütün bu aile fertleri bu şiddetin yıllardır sürdüğünü biliyor hepsi. Hepsi buna şahitlik etti ve hepsi bunu inkar etti. Benim kız kardeşim yıllarca istismar edildi. Yıllarca mendil falan satmak zorunda bırakıldı ki biz hiç böyle bir aile değiliz. Yani ailemizde değil, dışarıda gördüğümüz insanlarda bile üzüntüyle karşıladığımız bir olayın şu an biz tam ortasına düşmüş durumdayız. En büyüğü 6, en küçüğü 1,5 yaşında yeğenim var. Bir tane de hamile, 4. yeğenime hamile. Bu çocukların hepsi istismar ediliyor. Bu çocuklar tacize doğradılar, istismara doğradılar. Ben bunlar için de başvurularda bulundum. Dövülen 5 aylık hamile kadın şimdi yoğun bakım ünitesinde. Karnındaki bebeğiyle ölüm kalım savaşı veriyor. Kolları, bacakları, burun ve vücudunun birçok yerinde kırık ve çatlaklar var. Bir insan vahşeti değildi. Bu sanki bir ayı saldırmış gibiydi. Kız kardeşimin yüzü tanınmayacak haldeydi. Konuşamayacak durumdaydı. Ve aynı zamanda hamile. Röntgen dahi çekilemediği için benden
imza aldılar. Tomografiye sokmak zorunda kaldılar. Bu kolunun bir tanesinin sakat kalma ihtimali söz konusu. Biz hastaneye gittiğimizde zaten hayati tehlikesi vardı. İç kanamadan da şüpheleniyorlardı. Saldırgan adamla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundular. Kardeşlerinin ve çocuklarının koruma altına alınmasını da istediler. Zanlı ise açılan kamu davasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocukların adamın ailesinin yanında olmasının da üzüntüsünü yaşıyorlar. O cani adam yakalanıp götürüldüğünde nezarete o çocukların kesinlikle o ailenin yanında kalmaması gerekiyordu. Bu saatten sonra ben inanıyorum o çocukları onların eline bırakmayacaklar. Ben şu an burada, bu da ihbar olarak da kabul edilsin. Kesinlikle benim kardeşim sağlıklı bir birey değil. Asla çocuk yetiştirebilecek durumda değil. Ve ben kız kardeşimin eline o çocukların teslim edilmesini istemiyorum. Adana'da korkunç bir cinayet işlendi. Bir baba 18 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Korkunç cinayet Adana'nın Kozan ilçesinde Tavşantepe mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 52 yaşındaki baba Kadir Tatar, 18 yaşındaki kızı Tuğçe Tatar'ı uyurken av tüfeğiyle öldürdü. Kadir Tatar kızını öldürdükten sonra oğlunu arayarak yanlışlıkla Tuğçe'yi vurdum dedi. Oğlunun ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kadir Tatar polislere kapıyı açmadı. Bunun üzerine polis ekipleri kapıyı kırıp girdikleri evde Kadir Tatar'ı gözaltına aldı. Tatar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Genç kızın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan kısa süre önce Tuğçe'nin Facebook adresinde babasına sistem dolu sözler içeren paylaşımları da dikkat çekti. Paylaşımlarında bir baba üzer mi evladını, kırar mı, gözünün içine baka baka yalan söyler mi, hem de nasıl, hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışırsın, onun gibi olmamaya çalışırsın. Kendini parçalarsın, belki bir şeyler yoluna girer diye ama hiçbir şey yoluna girmez. Ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz yazdığı ve hayatta en güzel ikililerden biridir baba kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları, bazıları içinse kara bulutlardır yağmurların yağdığı şeklindeki yazıları da dikkat çekti. İstanbul'da 2015 yılında bir kişinin öldürüldüğü omuz atma kavgasıyla ilgili yeni bir gelişme var. İki polis hakkında kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri gerekçesiyle soruşturma izni verildi. Olay İstanbul İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde yaşanmıştı. 36 yaşındaki Ayhan Kaya çıkan omuz atma kavgasında sivil polislerin ve onlarca vatandaşın gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklanmıştı. Çevredeki kameralara da yansıyan cinayetin yargılamasında 3 kişi kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Öldürülen Ayhan Kaya'nın ailesi feci olayı seyrettiği iddia edilen güvenimi polislerinden şikayetçi oldu. Soruşturma açılan 2 polis hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bu dava sırasında Ayhan Kaya'nın ağabeyi Hüseyin Kaya da 18 Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne başvuruda bulundu. Olayın asıl faillerinin bir komiser yardımcısı ile bir polis memuru olduğunu söyleyerek bu kişilerden de şikayetçi oldu. Savcılık yeniden soruşturma açtı. İki şüpheli hakkında valilikten soruşturma izni talep etti. Bu talep üzerine valilik tarafından görevlendirilen bir başkomiserin hazırladığı raporda güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu iki polisin kavgaya müdahale etmek yerine sadece izledikleri kaydedildi. Eski komiser yardımcısı ve polis memuru hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Kararın İstanbul Cumhuriyet Savcılığına ve taraflara tebliğine karar verildi. Tarafların kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karara itiraz hakları bulunuyor. 2 yıl önce Kastamonu'da yaşayan Çataloğlu ailesinin evine hırsızlık amacıyla giren 3 kişiye 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Tarihler 29 Kasım 2017'yi gösteriyordu. Kastamonu'nun Bürme köyünde Çataloğlu ailesinin yaşadığı iki ev yanarak küle döndü. Evde yaşayan ve yaşları 63 ile 12 arasında değişen 5 kişinin kaybolduğu düşünülmüştü. Yangından 42 gün sonra 5 kişinin evlerine hırsızlık amacıyla giren kişiler tarafından öldürülüp, cesetlerinin yakıldığı olay yerindeki bazı protez ve kemik parçalarının incelenmesi sonucu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan Erkan Kaş ve kardeşi Ersen Kaş ile onun kayınpederi Ali Şahin suçlarını itiraf etmelerinin ardından tutuklandı. Son görülen duruşmada canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve kasten öldürme suçlarından yargılandılar.
Cinayeti işleyen 3 zanlıya ayrıca 22 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası da verildi. Antalya'da otomatik vezne makinesine para yüklemeye çalışan iki güvenlik görevlisi gasp edildi. Olay Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşandı. Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankaya ait ATM'ye para takviyesi yapmak üzere iki güvenlik görevlisi özel zırhlı araçlarla geldi. İçerisinde 29 bin lira bulunan ATM'ye içi 40 bin lira dolu para çantalarını alan görevliler paraları yüklemeye başladı. Bu sırada elinde tabanca olan mavi giyimli oldukları belirlenen iki kişi tabancayla tehdit ettiği güvenlik görevlilerinin elinden para dolu çantaları alarak kaçtı. Zanlılar karanlıkta kısa sürede izlerini kaybettirirken olayın şokunu atlatan güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik görevlilerinin ifadelerini aldı. Güvenlik görevlileri her şeyin bir anda meydana geldiğini ve hırsızların kendilerini ATM içine kilitleyip kaçtığını anlattı. Olay yerine gelen banka yetkilisi ise polisten olayla ilgili bilgi aldıktan sonra dün akşam saatlerinde bir personelin işine son verdiklerini ve ondan şüphelendiklerini söyledi. Kentin ana arterleriyle giriş çıkış yapılan önemli noktalarında önlemler alan polis ekipleri, eşkalliğini tespit ettikleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir karı koca market soymaya kalktı. Kısa sürede yakalandı. İşte 50 saniye süren o soygun. Güvenlik kameralarına yansıyan bu görüntülerde bir evli çift market soygunu yapmaya kalkışıyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen 50 saniyelik soygunda camı kıran çift hızla içeri giriyor. Yaz arkasının çekmecelerini alıp kaçıyor. O esnada çalan alarm emniyet güçlerini harekete geçiriyor. Taksiyle kaçan çiftin peşine düşen polisler çifti kısa sürede kıskıvrak yakalıyor. İş yeri sahibi Servet Koçan, kasaların içerisinde yüklü miktarda para olmadığını ancak çaldıkları yazar kasa çekmecelerinin parçalandığı için pahalı olduklarını söyledi. Zarar noktasında çekmeceler kullanılmaz halde, çekmecenin takribi şu anda normalde değeri bir tanesi 250 dolar. Bugün toplam itibariyle TL karşılığı 4325 lira civarında bir maddi zarar var. Bunun dışında içeride herhangi bir şey yapmıyorlar, direkt giriyorlar, çekmeceyi alıp dışarı çıkıp gidiyorlar. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan çift adliyeye sevk edilecek. Bunun yaşanmaması için üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Emniyet ekiplerince gözaltına alınan çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çiftin iş yerinden aldıkları yazar kasadan 550 lira çıktığı öğrenildi. Hırsızların yeni hedefi kuyumcular. Hep de benzer yöntemle soygun yapıyorlar. Adres bu kez Bursa'ydı. Yine duvar delindi, altınlar çalındı. İzliyoruz. Soygun Bursa'nın Osman Gazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Hırsızlar önce kuyumcunun yanındaki dükkana girdi, ardından kuyumcu dükkanının duvarını yanında getirdikleri balyozla kırarak soygun yaptı. Alarmın çalmasına rağmen tezgahta bulunan yaklaşık 2 milyon lira değerinde 10 kilogram altını alan soyguncular girdikleri delikten çıkarak hızla uzaklaştı. Alarm sisteminden gelen ihbar üzerine kuyumcu dükkanına gelen polisler çevrede parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Polis ekipleri hırsızları her yerde arıyor. Bursa'da narkotik polisinin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor. Birçok adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 34 kişi gözaltına alındı. En son bir evin çatı ve su borularına gizlenmiş uyuşturucular ele geçirildi. Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yıldırım ilçesindeki bir evde düzenlenen baskında evin çatısında ve su borularına zulalanmış uyuşturucu maddeleri bulundu. Evde yapılan detaylı aramalarda ise 57 adet hap, yaklaşık 300 gram uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tespit edilen 5210 liraya el konuldu. Operasyon genelinde ise 34 kişi gözaltına alındı, 56 bin lira para ele geçirildi. Şahıslardan 25'i serbest bırakılırken uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 6 kişinin savcılık sorgusu devam ediyor. Aydın'da bir halk otobüsü şoförü tartıştığı yolcu tarafından bıçaklandı.
Gece saatlerinde Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünde tek yolcu olarak kalan bir kişiyle şoför arasında tartışma çıktı. Saldırgan yolcu direksiyon başındaki şoföre yumruk attı. Şoför de aracı durdurup yerinden kalkarak saldırgana karşılık verirken saldırgan da tekrar yumruk savurdu, şoförün boğazını sıktı ve yanındaki bıçakla da şoförü her iki elinden ve göğsünden bıçakladı. İki temizlik işçisinin olayı görüp araca koşmasıyla şoförün kapıyı açmasının ardından saldırgan kaçtı. Yaralı şoförü hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, saldırganın belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'da bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Aldısı çocuk 11 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yo, abi sen versen abi. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Ömer Hayyam Caddesi'nde bulunan bir binada bulunan evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Duman nedeniyle binada mahsur kalan, aralarında çocukların da olduğu kişiler itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada apartman önünde arbede yaşandı. Polis ekipleri vatandaşları kısa sürede sakinleştirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bursa'da da bir apartman dairesi elektrikli ısıtıcıdan kaynaklanan yangınla küle döndü. Neyse ki can kaybı yok. Yangın gece bir sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın iddiaya göre elektrikli ısıtıcının devrilmesiyle gerçekleşti. Dairede yaşayan Temiz ailesi alevlerin büyümesi üzerine kendilerini dışarı zorlukla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi. Bursa'da bir otomobille motosikletin karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza Bursa'nın İznik ilçesinde yaşandı. Bir otomobil sürücüsü karayolunun ortasında sola sinyal verip hamle yaptı. Ancak karşı yönden gelen araçlar sebebiyle dönmekten vazgeçen sürücü direksiyonu sağa kırdı. Bu sırada aracın sağından geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan kişi hafif yaralandı. Otomobil sürücüsü de kazanın şaşkınlığını yaşarken motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Adana'da askeri uğurlamak için yola çıkan iki asker yakını talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Kazada 13 kişi de yaralandı. Kaza Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı. Karataş ilçesinde askere gidecek Haydar Eteş'i yolcu etmek için belediyeden midibüs ayarlayan yakınları il merkezine gitmek için yola çıktı. Yüreğir ilçesine geldiklerinde sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen midibüs, iddiaya göre ters yönden gelen iş makinesiyle çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Elzem Ateş ve Murat Kazım'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu. Abi. Kazada yaralanan 13 kişi ise hastaneye tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Öte yandan kaza yapan midibüsün içerisinde asker uğurlamaya giden yakınların kaza yapmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde içerisinde askeri personelin olduğu bir minibüs su kanalına düştü. Kazada 3 asker hafif şekilde yaralandı. Kaza Muğla'nın Bodrum-Milas karayolu üzerinde meydana geldi. Askeri personel taşıyan minibüs sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle su kanalına düştü. Kazanın ardından olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri hafif yaralı askerleri ağaçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan 3 asker de tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 askerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Balıkesir'de hortum çıktı. Çıkan hortum korku ve paniğe neden oldu. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde denizde oluşan hortum korku ve paniğe neden oldu. Şiddetli yağış ve doluyu beraberinde getiren hortum, Altınova Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Ayvalık ilçesinde denizde gözlemlenen ve yaklaşık 15 dakika boyunca deniz üstünde görünen hortum, ilçe merkezine beraberinde dolu ve sağanak yağmuru da beraberinde getirdi. Denizde oluşan hortum nedeniyle sahilde bulunan vatandaşlar korku ve paniğe kapıldı. İzmir'de bir aile yaşadıkları ev birden sarsılmaya başlayınca deprem yaşadıklarını zannetti. Bakın o sarsıntıya ne sebep oldu. Yan tarafta dururken saat akşam üzeri geç saatlerde bir ses geldi. Güldürtü geldi. Biz de deprem mi oluyor acaba dedik. Deprem değil ancak yine de çok korkunç bir şey olmuştu. İzmir'in Tire ilçesinde dağdan kopan bir kaya parçası bir eve girdi. Evine kaya parçası giren aile büyük şaşkınlık yaşadı. Geldik baktık bu odaya baktık. Burada bir yataklık vardı. Yataklık enkazın altında. Aile şaşkınlığı üzerinden atınca durumu hemen mahalle muhtarlığına bildirdi. Muhtar da sağ olsun bize yardımcı oldu. Ben dedi bir afet arayayım dedi. Onlar elinden geleni yapar dediler. Sağ olsunlar arkadaşlar da geldiler. Ellerinden gelenleri yapıyorlar. Evde incelemelerde bulunan Tire Arama Kurtarma Ekipleri Derneği tepelik alandan kopacak yeni kayaların herhangi bir tehlikeye yol açmaması için evin boşaltılmasını istedi. Bursa'da bir un fabrikasında makineden kopan parça bir işçiyi ağır yaraladı. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesindeki un fabrikasında yaşandı. Bir anda makineden kopan bir parça işçinin kafasına geldi. İşçi ağır yaralanarak yere yığıldı. 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul'da akıl almaz bir olay yaşandı. Bir baba 3 küçük kızını raylara bıraktı. Neyse ki metro gelmeden güvenlik görevlileri çocukları raydan aldı. Yer İstanbul Bayrampaşa Kocatepe metro istasyonu. Bir adam 3 kızıyla birlikte istasyona geldi. Çocuklarını raylara bıraktı ve kimsenin de yanına yaklaşmasına müsaade etmedi. Görevliler hemen metro gelmeden enerjiyi kesti. Sonra da çocukları raydan aldılar. Polis ekipleri de babayı gözaltına aldı. Adamın psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Çocuklarının koruma altına alındığı öğrenildi. Ordu'da bir kişi asker uğurlama eğlencesinde horon oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir asker uğurlama eğlencesi düzenleniyor. Davul zurna eşliğinde horon oynuyorlar. Ancak bu anlar içlerinden birinin hayatının son saniyeleri. Horon oynayanların arasında bulunan askerin yakın akrabası 44 yaşındaki Şenel Yazan aniden fenalaşarak yere yığıldı. Eğlencenin yerini acı bir telaş aldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 44 yaşındaki adam gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Niğde'de amcasıyla birlikte yaşayan 14 yaşındaki Burcu Başer'den ailesi 8 gündür haber alamıyor. Burcu'nun evinin önünden bir otomobille kaçırıldığı iddia ediliyor. 14 yaşındaki lise öğrencisi Burcu Başer, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde amcasıyla birlikte yaşıyordu. 23 Ocak günü evlerinin önünden otomobille kaçırıldı. Burcu Başer kaçırıldı. Vasisi benim. Bir yakınları da duydukları endişeyi ve ailenin perişan halde olduğunu dile getirdi. Yeğenimiz Burcu Başer 14 yaşındadır. Babası daha önce bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Amcası Osman Bey vasisi oluyor zaten. Yani biz yaşı da küçük olduğundan hayatından da endişe duymaktayız. Haber alamıyoruz, bir 8 gündür kayıp. Yani bir an önce yetkililerden bulunması için, yani bize teslim edilmesi için gereğinin yapılmasını rica ediyoruz. Ailesi zaten harap durumda. Jandarmaya haber veren amca Osman Başer'in de tek isteği bir an önce yeğenine kavuşmak. Endişe ediyorum. Bir an evvel bulunmasını istiyorum. Jandarmanın arama çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'da yaklaşık 7 ay önce menisküs ameliyatı olan bir hasta iddiaya göre diz kapağında unutulan tıbbi malzeme yüzünden yürüyemiyor. Kendisini bu hale getiren ameliyatından sorumlu doktor ve hemşirelerden şikayetçi.
Diyarbakır'da yaşayan ve Yenişehir Belediyesi'nde görevli olan Özkan Durucan, yaklaşık bir yıl önce dizinde ağrı ve şişlik sebebiyle özel bir hastaneye muayene olmaya gitti. Orada bana ameliyat olman gerektiğini söyledi doktor. Tarihler 7 Temmuz 2018'i gösterdiğinde Özkan Durucan artık ağrılarından kurtulacağını umarak ameliyat masasına yattı. Ancak o günden sonra hayatı daha da katlanılamaz hale geldi. Çünkü fizik tedaviye dahi gitse de dizindeki ağrılar artmıştı. Fizik tedavi doktoru onu başka bir şehirde başka bir doktora yönlendirdi. Özel bir hastanede doktor kontrolü ve röntgen çektirdi bana. Onda yabancı bir cisim olduğunu öğrendim. Talihsiz adamın başından aşağı kaynar sular döküldü. Diz kapağında unutulan cismin çıkarılması için tekrar ameliyat olması gerekiyordu. Diyarbakır'daki özel hastanelerde hiçbir tanesi ameliyat etmedi. En son Adana'da özel bir hastanede bir doktoru buldum ve orada Aralık'ın 21'inde ameliyat oldum. Ameliyattan çıktıktan sonra yabancı cismi inceleyen doktorlar Özkan Durucan'a parçanın ameliyat kamerasının bir parçası olduğunu söyledi. Ve o yabancı cismi objeyi çıkarttılar. Tıbbi kamera parçası olduğunu söyledi. Yaşadıklarından sonra ilk ameliyatını gerçekleştiren sorumlu doktor ve hemşirelerle görüştü. Beni ameliyat eden doktora hiçbir şekilde hatasını kabul etmedi ve beni kendisini bırakmadığını söyledi bana. Ve ben ameliyat etmiyorum, nerede ameliyat oluyorsan ol gibisinden laflar söyledi bana. 7 aydır çalışamayan, yürümekte zorluk çeken, iyileşmesi için 7 ay daha çalışamayacak olan Özkan Durucan, zamanını ve sağlığını çalanlardan şikayetçi. Şikayetçi oldum, dava açtım ve davamın sonuçlanması bekliyorum şu anda. Bursa'da kaçarak evlendiği iki çocuğunun babası Zülfikar Tuncer'i bıçaklayarak öldüren İpek Tuncer ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ağlayarak savunma yapan genç kadının ifadesi kan dondurdu. Kaynanasının gelinliğini beğenmemesi sebebiyle düğün akşamı bile dayak yediğini, eşinin kendisine kötü davrandığını, olay günü de sapıkça isteklerde bulunduğunu iddia etti. Bu kan donduran iddialar Bursa'da geçtiğimiz Haziran ayında Orhan Gazi ilçesinde fabrika işçisi kocasını bıçaklayarak öldüren İpek Tuncer'e aitti. Tuncer, olaydan sonra sokağa çıkarak yoldan geçen polislere "Kocamı öldürdüm, çocuklarıma sahip çıkın" diyerek teslim olmuştu. Tutuklanan ve hakkında eşi kasten öldürmek suçundan dava açılan İpek Tuncer ilk kez hakim karşısına çıktı. Tuncer ifadesinde, "Olay akşamı boşanmak üzere olan ablama gittim. Kızımı da hastaneye götürecektim. Telefonla beni arayıp kızımızı hastaneye götürdükten sonra eve git" dedi. "Akşam eve gittiğimde bana küfretti. Ablana gitmeni istemiyorum. Sen de ablan gibi boşanacaksın, yollu mu olacaksın" dedi. "Ben de karşılık verince bana tokat attı. Olay sabahı ise ben kahvaltı hazırlamak için uyandığımda mutfağa yanıma geldi. İlişkiye girmek istediğini söyledi. Kabul etmedim. Tamam, elimde lütfen. Bıçakla beni yatak odasına götürdü. Benden sapıkça isteklerde bulundu. Bıçağı bıraktığım konsolun üstünden aldım. Korkutmak için savurmuştum ama saplandı. Yaralandığını görünce korktum ve evden kaçtım. Öldüğünü cezaevinde öğrendim. 10 yıllık eşimi öldürmek istememiştim" dedi. Duruşmada yer alan sanığın görümceleri tüm iddiaları yalanladı. Yengelerinden şikayetçi olduklarını, yengelerinin kardeşlerine karşı karılık görevini yerine getirmediğini, aralarında sanığın iddia ettiği gibi tartışmalara hiç şahit olmadıklarını belirttiler. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi. Adıyaman'da yürekleri sızlatan bir görüntü ortaya çıktı. 4 çocuklu bir ailenin geçim zorluğu yürekleri dağladı. Pazarda atılan meyve sebzelerle beslenen aile ısınmak için de evin içine battaniyelerden çadır kurdu. Adıyaman'da yaşayan Arıcı ailesinin hali yürekleri dağılıyor. 4 çocuklu aile zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Damı akan, duvarları hasarlı olan evde kapılara battaniye örtülmüş, evin içine battaniyelerden çadır kurulmuş. Arıcı ailesi yıkık dökük ve soğuk geçiren bu evde yaşamaya, hayatta kalmaya çalışıyor. Isıtmak için de yani bizim evimiz çok soğuk. Isıtamıyoruz. Geceleyin çok soğuk oluyor. İşte böyle 5-6 battaniye birbirine dikerek çadır şeklinde çocuklarımı gece altında yatırıyorum. Çaresizim. Eşim astım hastasıdır. İş bulamıyor. Ondan sonra belediyenin yardımlarıyla, vakfın yardımlarıyla geçiniyorum. Belinay Büşra ise geceleri çok üşüdüklerini ve üşüdüğünde kardeşine sarılarak yattığını söylüyor. Geceleri ben orada en arkada uyuyorum. Oradan da hep hava sızdığı için
çok soğuk oluyor. Ben biraz battaniyem var, onun üstüne birazcık ısınabiliyorum. Isınmak için burada küçük bir tane kardeşim var, ona biraz sarılıyorum. Sonra biraz soğukum geçiyor diye yatağıma geri dönüyorum. Astım hastası olan baba bir aydır çalışamazken anne Esma Arıcı, pazarda atılan meyve sebzeleri toplayarak karınlarını doyurduklarını söylüyor. Dört çocuklu aile yardım bekliyor. Çok zor yani, eşimin işsiz olması çok zor çünkü tekstilde çalışıyordu. Yani bir ekmek de olsa getiriyordu. Şu anda fırına bilene gidemiyoruz. Pazara bilene çıkamıyorum. Yani param olmayınca hiçbir şey alınmıyor. Pazarcılar eve gidince gece karanlık çöküyor. Gidiyorum pazarda, öyle yere atılan soğan olur, domates olur işte getiriyorum. 4-5 gün onunla idare ediyorum, hep çürük. Bize yardım edin. Evimin üstünü yapmalarını istiyorum. Evim çünkü yağmur yağdığı zaman su damlıyor. Evi ısıtamıyorum. Şiddet gördüğü ve hem kendisi hem de ailesi için ölüm tehditleri aldığı eşinden boşanamayan 20 yaşındaki genç bir kadının yardım çığlığı var şimdi sırada. 2 yıl sevgili kalmışlardı. Resmi nikah kıyılınca bir anda her şey değişiverdi. Şiddet, hakaret ve sonu gelmeyen tehditler başladı. 16 yaşındayken sosyal medyadan tanıştığım eşimle 18 yaşındayken evlendik. Resmi nikahımızı o zaman kıydık. O günlerden sonra, resmi nikahımızı kıydıktan sonra bana çok kötü davranmaya başladı. Beni öldürmekle, şantajla, yaralamakla, yüzüme kezzap bile dökmekle tehdit etti. Ailemi öldürmekle, babama zarar vermekle, yani hayatımı, kardeşlerimin, ailemin hayatını tehdit ediyor. Kurtulamıyorum, boşanmak istiyorum. Kendisini kurtarması için yardım istediği abisi de boşanamadığı kocası tarafından darp edildi, bıçaklandı ve tüm bunlara rağmen zanlı hiçbir ceza almadı. Abi Kutan Adem böyle adaletsizlik olmaz diyerek sitem etti. Kardeşim akşam benden yardım istedi. Ağlıyordu bayağı bir. Ağlamakta bir ses tonuyla, çığlık çığlığa arkadan sesler, işte cam kırılma, kapı kırılma sesleri geliyordu. Aldım annemin evine götürdüm. İşte o günden bugüne sürekli intikam besledi. Beni ayrılık sebebi olaraktan gördü. Bunun dahilinde işte aradan 4 gün 5 gün geçti. Yanındaki bir arkadaşıyla birlikte durağa doğru giderken darp ettiler beni. Sopalarla darp ettiler. Raporlar aldım, emniyete bildirdim. Aynı günün akşamı 3 yerimden bıçaklandım. Hiçbir yaptırım kararı uygulanmadı. Hiçbir tedbir kararı uygulanmadı. Verilen tek şey denetimli serbestlik yapıldı. Denetim verildi, serbest bırakıldı. Ben taburcu olmadan o benden önce serbest bırakıldı yani. Bu kadar adilsizlik olmaz yani. Antalya'da yaşayan 20 yaşındaki Funda Ilgaz da defalarca polise, mahkemeye başvurmuştu ama ne kendisini ne de ölüm tehditleri alan ailesini koruyabildi. Genç kadın son çare olarak sesini yetkililere duyurmaya çalıştı. Kurtarın beni dedi. Elinde bıçakla benim boynuma tuttu. Kaç kere seni öldürürüm benden ayrılırsam dedi. Kafama silah dayadı. 6 kez uzaklaştırma aldığım halde ihlal etti. Yani o kadar şikayetçi oldum ama yani kimse ilgilenmedi. Üstü kapandı, gitti. Ben de hep geri dönmek zorunda kaldım. Geri dönmek istemiyorum. Şimdi boşanma davası açacağım. Boşanma davası açmaktan da korkuyorum. Eğer bu boşanma davasında da bir araya bir insan sokarsa, çünkü tanıdıklarının olduğunu söylüyor. Yardım istiyorum. Gerekli yerlere sesimin duyulmasını istiyorum. Kurtulamıyorum. Boşanmak istiyorum. Bursa'da %86 engeli olan 57 yaşındaki adam perişan halde. Yürümekte güçlük çeken adam her gün düşe kalka günlerini geçirdiği evde bir başına yaşıyor. Onun için de devletten sadece tek bir isteği var. O da huzur evinde kalmak. Kaya Ali Özdemir 57 yaşında. %86 engelli olan adam yalnız yaşıyor. Yalnız bir hayat yaşıyorum. Biraz rahatsızlığından dolayı sefil bir hayat yaşıyorum. Bakanım yok. 15 gün önce sağ tarafı felçli olduğu için dengesini kaybedip düşen Özdemir kaldırıldığı hastanede 9 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Ardından da hastanede kalmaya başladı. Sonra burada kalmaya başladım. Kaç gün kaldın? Bir hafta kaldım. Ne dediler sonra sana? Dediler, evine gittiler. Dedim ya evim yok benim. Ben yalnız yaşıyorum. Kız kardeşimle kalıyorum. O zaman kız kardeşine gittiler. Dedim ev 3. kat. Merdivenlere inip çıkamıyorum.
Burası dediler, sabahçı kahvesi değil dediler. Mecburiyetten kalıyordum. Yani kenarda dedim oturayım. Burada çay bahçesinde çay içiyordum. Üşüdüğüm zaman giriyordum içeri, bir yarım saat ısınıyordum. Kimseye bir zararım yok. Hırsız değilim, it değilim, kopuk değilim. Özdemir güçlükle inip çıktığı 3. kattaki kız kardeşinin evine dönmek istemiyor. 3 çocuğu var ama ne ben onlara yük olmak istiyorum ne de onların bana bakacak gücü var diyor. 3 tane çocuğum var. Büyük oğlum. Onun da durumu bozuk, maddeti bozuk. Kendine zor bakıyor. Bana baksa nasıl bakacak? Gündüz çalışması lazım. Gündüz evde kim bakacak bana? Yalnızlıktan düşüyorum evde. Merdivenden düştüm. 8 basamak merdivenden düştüm. Başımda 5 dikiş attılar. Göğüs kafesim çatlamış. Sağ ayağım topallıyor. Kaya Ali Özdemir'in tek istediği, yaşından dolayı alınmadığı huzur evine bir an önce yerleşebilmek. Bunun için de yetkililere sesleniyor. 57 yaşımda olduğum için almıyorlar. 60 yaşında olmam gerekiyormuş. Benim devletten bir isteğim, beni huzur evine almalarını. Bursa'daki huzur evine almalarını. Emekliyim. AK Parti Yıldırım Belediye Başkanı adayı Oktay Yılmaz, Yıldırım ilçesinin çarpık kentleşmesine dikkat çekerek sadece şehir planlamasıyla halledemeyiz dedi. AK Parti Yıldırım Belediye Başkanı adayı Oktay Yılmaz seçim çalışmaları kapsamında İHA Bursa Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti, planlarından bahsetti. Bu bir tarihi yüzyıl. İşte Çelebi Mehmet Yeşil'di, Emir Sultan'ı, Yıldırım Bayezid'i, Cumalı Kızık gibi bir tarihi yüzü var. Bir de çarpık kentleşmeden kaynaklı bir yüzü var. Tarihi güzellikleri, doğa güzelliklerinin yanı sıra çarpık kentleşmenin çok olduğu Yıldırım ilçesi için şehir planlamasıyla problemin çözülemeyeceğini söyledi. Onun yerine çocuklar için park alanları yapmak istediklerini açıkladı. Çarpık kentleşmenin de getirdiği sıkıntılar bizler sadece planlamayla çözülmeyeceğini, yetersiz kalacağını düşünüyoruz. Bununla beraber toplumun hayat içerisindeki planlama bir süreç istiyor, süreç gerektiriyor. Ama bu süreç zarfında hayat devam ediyor. Bu süreç içerisinde çocuklarımızın, gençlerimizin daha mürekkep ortamlarda büyüyeceği, yetişeceği, park alanları, oyun evleri, oyun alanları, gençlik merkezleri, kültür ve sosyal yaşam merkezlerini de aktif hale getirmek istiyoruz. Elimizdeki imkanları halkımızın, milletimizin imkanlarına, milletimizin önüne sermek istiyoruz. Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda tanıtılıyor. 23. EMİT Fuarı kapılarını açtı. Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan EMİT'e 94 ülkeden 1100 ana firma katılıyor. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda bu yıl Bursa'da var. Bursa'nın tarihi ve kültürel değerleri dünyanın birçok noktasına böylece tanıtılmış olacak. Fuarda yer alan Bursa Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, şehrin tanıtımı açısından bu fuarlara katılımın önemli olduğuna vurgu yaptı. Bursa'nın değerlerini bütün Türkiye ile bütün dünyaya buluşturmak için buradayız. Bir taraftan altyapımızı düzeltirken diğer taraftan da Bursa'nın değerlerini tanıtmak, anlatmak ve tabii ki bunları yaşanabilir kılmak için yapacağımız hamleler olacak. Ciddi bir tanıtım eksikliğimiz olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın en popüler fuarlarında ve en güzel standlarla olmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak biz kesinlikle artık hem para harcıyoruz hem risk alıyoruz, öncülük ediyoruz ama bütün katmanları işin içerisine sokarak özellikle hareket ettiğimizde ben burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren fuar, tarihi ve kültürel değerleri 3 Şubat'a kadar tanıtmaya devam edecek. Bursa Uludağ'da Winterfest heyecanı başladı. Hava şartları olumsuz olsa da gençler eğlencenin tadını çıkardı. İşte detaylar. Kış turizminin gözde yerlerinden Uludağ'da 2019 Winterfest heyecanı başladı. Binlerce genç kar fırtınasına rağmen pistten ayrılmadı. Eğlenmeye devam etti. Saatlerce eğlenen tatilcilerin üzerleri ve içecekleri karla kaplandı. Uludağ'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak tipiye döndü.
Kar fırtınası nedeniyle yollar kısa sürede kapanırken tatilciler yolda yürümekte bile zorluk çekti. Karayollarına bağlı ekipler kar küreme araçlarıyla kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Uludağ'da kar kalınlığı 155 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 9 olarak ölçüldü. Hindistan'da bir leopar sokaklara indi, insanlara saldırdı. İşte o korku dolu anlar. Hindistan'ın Pencap eyaletinin Jalandhar şehrinin sokaklarında dolaşan leopar herkese panik yaşattı. Himachal Pradesh eyaletinin tepelerinden inen tarla ve ormanlardan geçerek Jalandhar şehrine ulaştığı tahmin edilen leopar 6 saat dolaştı. Saldırdığı 4 kişi yaralandı. Bir evden atılan uyuşturucu ilaçla etkisiz hale getirildi. Hayvanat bahçesine konuldu. Bursa'da ormanda mahsur kalan porsuk için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri Karacabey ilçesi Bayramdere mevkisinde ormanlık alanda boş havuza bir porsuğun düştüğü ihbarını aldı. Hemen harekete geçti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu havuza düşen porsuk özel bir aparatla yakalandı. Kafese konulan porsuk havuzdan çıkarıldı ve vücudunda herhangi bir yara olmadığı, sağlık durumunun da iyi olduğu tespit edilince ormanlık alanda yeniden tabiata salındı. Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba pazartesi günü oynayacakları Atiker Konya Spor maçını ve Süper Lig'de yapılan transferleri değerlendirdi. Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba Özlüce tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli teknik adam Atiker Konya Spor maçını kazanmak istediklerini ifade etti. Ciddi bir rakiple oynayacağız. Son haftalarda çok başarılılar. Eskiden Aykut Hoca çalıştırıyordu orayı. Tekrar döndü. Oyuncuları tanıyor, şehri tanıyor. Çizgileri yukarıya doğru çıkmaya başladı. Biz de iyi takımız. Biz takım halinde oynadığımız zaman, çok mücadele ettiğimizde, temaslı oyun oynadığımızda, coşkulu oynadığımızda gerçekten sahaya yansıttığımız şeyler çok iyi. Arkadaşlarla demin içeride onu konuştuk. Bizim için böyle bir maç, kazanmamız gereken bir maç. Kazanıp daha yukarıları düşünmemiz gereken bir maç. Hızla buralardan uzaklaşmak istiyoruz. Arkadaşlar da bunu istiyor. Demin de söylediğim özelliklerimizi sahaya yansıtıp sabırlı oynayan bir takıma karşı nasıl oynayacağımızı da tabii biz planlayacağız. Aybaba ayrıca diğer takımların yaptığı transferleri değerlendirerek ligi ilk 10 içinde bitirmek istiyoruz dedi. Herkesin kendi ihtiyacına göre tabii yaptığı hamleler var. Ama doğru mu değil mi? Tabii kendi içlerinde bunu yapacaklar hesaplaşmasını. Ben bu kadar fazla oyuncunun devre arasında takıma çok katkılı olacağına inanmıyorum. Ama futbol bu. İçinde bir sürü şey var. Oyuncular gelir belki katkılı olur. Bizde transfer dönemi bitti. Artık işimize bakacağız. Elimizdeki mevcut kadromuzun içinde genç oyuncularımız var, tecrübeli oyuncularımız var. Onları harekete geçirmek için farklı şeyler planlayacağız, düşüneceğiz, çalışacağız. Demin de söylediğim, planladığımız gibi ilk 3 yılın birinci yılını çok keyifli ve iyi bir şekilde ilk onun içinde bitirmek istiyoruz biz bütün bunları harekete geçirerek. Aybaba, Sakon'un sakatlığının devam ettiğini ve 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalacağını sözlerine ekledi. Bültenin sonuna geldik efendim. WhatsApp hattımız 0533 953 2501. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.